Merhaba Burcu. Merhaba Hilal, sizi bu tarafta görmek ne güzel. Evet, benim için de çok ilginç bir deneyim olacak yeniden. Peki bu şerefi neye borçluyuz? Dünya Kadınlar Günü'ne, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne. Evet, birazcık bundan bahsedelim bugün. Evet, tarihten başlayalım. Senin iyi bildiğin bir alandan başlayalım. Sonrasında zaten ilerleriz. Hı hı. Yani aslında şöyle bir şey var. Biz yıllarca işte 1857'de yakılan kadınların hatırına kutlandığını falan ya da anıldığını düşünüyorduk. Ama yeni yapılan araştırmalar diyor ki aslında bu pek de öyle değil. Şöyle ki bu mevzu 1909'da Avrupa'da başlamış. Aslına bakarsan. Hı hı. Pardon, önce New York'ta başlıyor. New York'ta böyle kadınlar bir araya gelip bir konferans veriyorlar. Sonra 1910'da 11'de Avrupa'da yaygınlaşmaya başlıyor. Kuzey Avrupa ülkeleri falan çok hevesleniyor mevzuya dahil olmak için. Ama daha tam bir günü yok. Genelde Avrupa'daki kadınların istediği şeyler böyle Şubat'ın sonu Mart'ın başında bir gün toplanalım ve bir takım konferanslar düzenleyelim. Bir arada olalım. 1917'de Rusya mevzunun içerisine giriyor ve Rusya'da kadınlar organize olmaya başlıyorlar. Sonra biliyoruz ki kadınların en büyük protestosundan bir hafta sonra zaten 2. Nikolas tahttan iniyor. Çünkü kadınlar hem Çar'ın böyle baskıcı yönetimine hem de artık kadınların ezilmişliğine çok feryat ediyorlardı. Hatta Troçki şey diyor, yani kadınların hareketinden bir şey bekliyorduk da bu kadarını öngörmüyorduk diyorlar. Yani gene kadınların önce olduğu bir hareketin nihayetine devrime erişiliyor. Sonra bu mesele genelde Sovyet ülkelerinde daha böyle düzenli kutlanmaya da anılmaya başlanılıyor. Çin işin içine giriyor. Çin'de de gene bir gün kadınlar için ayrılıyor ve işte tatil ilan ediliyor. Önce yarım gün, sonra tam gün. Fakat hala tam bir günü yok. Yani bazı insanlar Şubat'ın sonunda, bazıları Mart'ın başında kutluyor. Bazı ülkeler işte Şubat'ın son cumartesisi, işte Amerika son pazarı kutluyor falan. Ya da işte kutlamak ne kadar doğru bilmiyorum da. Organize oluyor, evet. Diyelim. Türkiye mesela çok dışında kalıyor. Çünkü 1920'lerin başında iki tane komünist kız kardeş birazcık böyle ön ayak oluyor. Sonra aman aman diyorlar, bu iş işte komünizme yakınlığıyla bilindiği için. 1970'lerde Birleşmiş Milletler işte kadın 10 yılı ilan ediyor. Birleşmiş Milletler'in kabul etmesiyle birlikte tabii Türkiye'de kabul ediyor. 1970'lerden sonra işte Türkiye'de kadınlar bir araya gelerek yürüyüş yapmaya başlıyorlar. Ta ki 12 Eylül darbesine kadar. 1980-84 arası gene bir şey yok. 84'ten sonra hızlı bir şekilde kadın hareketi Türkiye'de organize oluyor ve geçmişin acısını çıkartırcasına böyle gece yürüyüşleri başlıyor. Ya da işte 8 Mart biraz daha düzenli olarak anılmaya başlanıyor. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar? Taksim'de yasak yiyene kadar. Evet. Biliyorsun ki artık 8 Mart'ta Taksim'de toplanmak yasak ama öncesinde... Var bu arada. Bu 8 Mart'ta var. Var ama yasak. İzinli değil. Evet, ama var. Bir öncekinde de ezan okunurken slogan attığımız gerekçesiyle işte bize kızmışlardı. Ezanın kimse farkında bile değildi slogan atılırken. Çok fazla insan geliyor zaten yani. Bir de orada da gerilim yaşanıyor. Mesela kendisini kadın olarak ifşa eden ama biyolojik erkekler de yürüyüşe dahil olmak istiyor. Bazı kadınlar buna izin vermiyor. Bazı küçük gerilimler yaşanıyor. İçeride de yaşanıyor. Dışarıda zaten işte polise karşı yaşanıyor. İran'da keza gene çok acıklı. 2007'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kadınlar yürüyüş yaptılar ama bir sürü insan içeri alındı. Tutuklamalar oldu. Sonra açlık grevleri, açık grevlerinden sonra bazıları dışarı çıkabildi. Bizde zaten 2019'dan beri falan mı yasaklı? Daha mı eski? Yok, o kadar eski değil ya bence de. 18-19. 2019'dan beri sanıyorum ki. Her sene düzenli yapılıyor yani. Evet, hani eskiden işte yapıyorum. 19'dan evvel İstanbul başta olmak üzere bütün şehirlerin kent merkezlerinde kutlanıyordu. Fakat artık 8 Mart'tan sonra biliyoruz ki bir hafta falan yokuz işte nezarete düşmeler. Efendime söyleyeyim, avukatın gelip çıkartması falan, duş almalar, kendine gelmeler, telefonla iyiyim merak etmeyin süreci biraz zaman alıyor. Yani bu 8 Mart'ın kutlanması tarafını biraz konuşmak istiyorum ben aslında. Benim gördüğüm en ikiyüzlü hareket. Değil mi? Ben, yani geçen sene mi Twitter'da görmüştüm galiba, işte patron bir gün çok tatlı kadınlarla ilgili tweet atıyor ama maaşları kadınların maaşı erkeklerden daha düşük. Kadın çalıştırma oranı erkeklerden daha düşük falan. İstihdamda yani çok gerideyiz zaten. Her alanda çok gerideyiz hem de. Evet. Çalışırken de zaten kadın ve erkek çalışan arasında ciddi bir hem fırsat eşitsizliği hem aynı zamanda maaş eşitsizliği, her evlilik şey ve işte doğurgan olmak, bunun bedelini ödemek gibi bir durum söz konusu. Yani mesela işte akademiden bakacak olursak, ben gelmeden evvel YÖK'ün raporlarına baktım. Sayıları hani sen aşağı bir yere koyarsın gene. Koyarız. YÖK'ün kendi sayfasında bulabiliyorsunuz zaten. Özellikle Erol Hoca'nın 2011 8 Mart konuşmasında ayrıca bu metinde görebilirsiniz.
Kadınlar araştırma görevlisi ve öğretim görevliliğinde çok yüksekler. Fakat zaman geçtikçe doktor, doçent, profesörlük oran da hızlı bir şekilde düşüyor. Oraya biyolojik yaş devreye giriyor ve muhtemelen doğum ve doğum ve sonrası evet, geride kalma meselesi. Geride tutulma ya da zorunlu, yani kadın mecbur bırakılıyor. Çünkü kadının göreviymiş gibi ve kadının çocuk bakması gerekiyormuş sadece gibi bir durum söz konusu olduğu için kadına verilen doğum iznini erkeğe vermiyor. Aynen öyle. Çünkü onun altını değiştirmesi gerekmiyormuş gibi bir... Bir de şey oluyor ya, yani babası çocukla ilgilendiğinde aynı kadar iyi bir baba, annesi iki dakika kafasını çevirdiğinde ah ne kadar kötü bir anne oluyorsunuz. Yani hani eşit değil roller. Şu anda Türkiye'de 10 profesörden 32,5, yani %32,5'muş oran. Yani 10 profesörden 3'ü kadın. Yani rektör sayısı falan çok acımış. Yani onun altında galiba evet, şu an devlet üniversitesindeki rektör sayısı, kadın rektör sayısı. Yani rektör, dekan falan inanılmaz. Yukarı çıktıkça aşağı iniyor oranlar. İşte evet, dediğimiz gibi o aradaki o fırsat eşitsizliğinden kaynaklı olarak erkekler bir tık daha önde devam ediyorken kadınlar biraz daha geride tutulup... Tabii öyle, kadının çalışması kalıyor. Hep şey gibi görülüyor ya, yani keyfi, kariyer edinmesi sanki keyfi bir şeymiş gibi. Çocuk da yaptın, kır dizin, evinde otur. Yani mesela şey de çok rahatsız edici, kadınların istihdam olarak daha fazla oldu işte hemşirelik, hosteslik gibi alanlarda. Onlarda da erkekler tercih etmediği için kadınlar daha fazla, yani gene bir fırsat eşitliği yok aslında. Tabii, o alan evet, tercih edilmediği için kadının daha işte bu şeyin fazla sayısının fazla olduğunu görüyoruz. Zaten şey, pozitif ayrımcılık dediğimiz şey de dönüp dolaşıp günün sonunda bizim tabii aleyhimize bir şey işliyor ya zaten. Yani pozitif ayrımcılık da zaten şey gibi olmuyor ki. Yani pozitif ayrımcılık nedir? Atıyorum 300 kişiyi işe alacaksınızdır. Dersin ki 175'i kadın olsun. Bu pozitif ayrımcılıktır ama bizde öyle olmuyor maalesef. Pozitif ayrımcılık otobüste yer vermeye indirgendiği için, sen kadınsın abla sen otur dendiği için bizde tam o da i̇şte abla değil mi böyle? Müthiş bir jargon ya. Tabii. Şey var, biraz da reklamcılık tarafına aslında bakmak istiyorum ben. Bu işte kadınlar günü temalı reklamlar var ya, hani annene ütü al, işte sevgiline mücevher al falan değil aslında. Yani bunun altında kökenindeki şey bambaşka bir şey, vurguladığımız şey çok başka evet, bir şey, savaştığımız aslında şey 200 yıl öncesiyle aynı hala. Hiç ilerleyemedik. Yani kadın aynı hareketi meselesinde belki ilk günlerden daha bile gerideyiz. Hele ki Türkiye'nin işte son 20 yıldır, 15-20 yıldır yaşadığı bu geleneksel aile yapısı söyleme, her şey geleneksel aile yapısına aykırıymış ya, neymiş bu geleneksel aile yapısı bilmiyoruz. Hiçbir o yüzden kadın hareketinde böyle gün geçtikçe daha da geriye doğru gidiyoruz. Yani şeylere falan baktığımızda, bu Avrupa istatistiklerine, endekslerine, toplumsal cinsiyet eşitliği endeksi falan filan, oraları hiç umut vaat etmiyor bizde. Etmiyor. Yani şöyle, şiddet oranlarına baktığımızda İstanbul Sözleşmesi'ne girdiğimiz 2011 yılında şiddet oranı düşüyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığımız 2019 itibariyle bu oran hızlı bir şekilde artıyor. Çok 2019 kötü. Mu 2021 mi? Ben tarihleri çok karıştırıyorum bugün ya. O kısımda ben. 21 galiba. Tarihleri karıştırıyorum. Danıştay'dan döndü falan filan, bir sürü bir şey oldu ya, tekrar Danıştay'a verdik. Danıştay hayır dedi. Onun. Evet evet. Günün sonu 21. Evet. 21'de çıktık. Maalesef. O zamandan beri kadına yönelik şiddet hızlı bir şekilde artıyor. En fazla ateşli silah, sonra bıçak, delici kesici alet daha doğrusu. Öyle şeyler. Tabii bir de şeyler var. İntihar sözü verilmiş ölümler var. Tabii tabii. Bu çok ciddi bir şey. Özellikle İstanbul'da bazı şehirlerde kadınların ve genç kızların intihar oranları normalin çok üzeri. Normalde intihar erkeklerde daha yüksek oluyor. Fakat bu kadınların ekstra intiharları işte böyle ciddi bir araştırma gerektiriyor. Altında yüksek ihtimalle intihara zorlama ya da intihar sözü verilmiş cinayetler var. Evet ya, bundan 2 gün önce falan bir bungalov evde bir yangın çıkıyor. Haberi görmüşsündür. Bir türbanlı kızla sevgilisi kalıyor bungalovda ve yangın haberinden çok onun orada ne işi varmış konuşuluyor, haber oluyor falan. Yani medyanın bu noktada çok ciddi bir rolü var, toplumsal olarak bir söz söyleme ve çok fazla insana aynı anda ulaşma noktasında ve biz bunu ciddi kötü kullanıyoruz. Ya kesinlikle, bunu da geç mesela şeyi hatırla, 2000 kaçtaydı, 2006-2007 öyle bir şeydi belki. Bilkent'te üniversite öğrencileri yılbaşında doğalgaz zehirlenmesinden ölmüşlerdi de birisi çıkıp şey demişti, Devlet Erkan'dan öyle kızların da göğsü açıktı falan gibi bir şey demişti. Yani hani çok o kafa bu olduğu için biz hızlı bir şekilde gerilemeye devam ediyoruz maalesef. Hala aynı şeyi konuşuyoruz. Yani 8 Mart
Evet, çok güzel, özgürüz, eşitiz dediğimiz noktaya hiçbir zaman yok gelemiyoruz. Yok ya, değiliz. Hala. Ben mesela hiçbir zaman kendimi şu son 2-3 yılda İstanbul'da toplu taşımada tedirgin hissettiğim kadar hissetmemiştim kötü. Çok kötü. Hiçbir yani, biber gazıyla gezmenin ne demek olduğunu bilmiyorum evet, mesela. Evet, akşam güneş battıktan sonra metroda ya da metroda olduğunuzda güneşin batması da önemli değil. Belli başlı duraklarda özellikle çok tedirginle ulaşıyorsunuz. Ben hiç İstanbul'da böyle bir şey hissetmemiştim. Yani çocukken bile atıyorum, hı hı. 15-20 yaşındayken bile hissetmemiştim. Şu an 35 yaşındaki halimde elim sürekli telefonumda. Yani şarjı, evet, evet. Telefonumu şarj etmeden evden çıkamıyorum. Derdim işte sıkılırım otobüste Instagram'a bakarım değil. Başıma bir şey gelirse birilerini arayamam korkusu. Ki otobüs belirli bir noktada yine bir tık daha belki rahatlatıyorsa taksi ve minibüs beni inanılmaz tedirgin ediyor. Tabii özellikle minibüste gece tek yolcuysam gidemiyorum yani. Evet, nesim evet. Geliyor. Kesinlikle artık yani böyle güvenlik, temel meselemiz güvenlik oldu. Yani kentte özellikle kırsalı hiç bilmiyorum. Belki orada durum daha vahimdir. Belki o durum hani orada biraz daha küçük olmasının avantajları olabilir. Herkes birbirini tanıyordur falan. O konuda bir şey söyleyemeyeceğim ama en azından kentlerde ve İstanbul'da özellikle kadın olmak, bir yerden bir yere gidebilmek çok insani bir şey bu. Evet. Çok cidden büyük tedirginlik gerektiriyor ve sürekli kendimizi açıklamak zorunda kalıyoruz. Yavrum tacize uğrasan vallahi üstümde kötü bir şey yoktu diye açıklamak zorunda kalıyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani senin üzerindeki hiçbir şey olmalı ya da bilir. O adamın öyle bir şey yapmaya hakkı yok. Evet, biz evet, bunu yok. Anlatamadığımız sürece hep aynı yere dönüp dönüp geri geleceğiz. Evet, aynen öyle. Ya bunun çözümü pembe otobüs yapalım, kadınlar belirli bir süre sonra başka bir işte bu toplu taşımaya binsin değil. Eğitileceksiniz. Eğitilmek zorundasınız. Yani erkeklerin, varız ya çünkü. Evet, yani erkeklerin bizi kendi arzuladıkları ya da nefret ettikleri bir obje gibi görme meselesinin artık 500 yıl evvel aşılmış olması gerekiyor ama biz maalesef 500 yıl önceki kurallara bile vakıf değiliz şu anda. Kesinlikle. Eğitimde okutulmayan kız çocukları, kariyeri engellenen kadınlar var. İşte eğitimi bir tarafa atıyorsunuz. Taciz söz konusu iş hayatında bambaşka bir alan. Ya bir de mobbing iş yerinde mobbing. O kadar hayalet ve sinsi bir şey ki mobbing ispatlanması en zor şeylerden bir tanesi. Aslında. Ya evet, hakikaten öyle. Yani siz fotokopi çekerken arkanızdan gelip sizi taciz eden müdürünüzü nasıl ispatlayacaksınız? Nasıl ispatlayacaksınız? Ya da size laf sokan, akşam 9'da mesaj atıp aslında sizi rahatsız edici bir ifade kullanan müdürünüze o mesaj. Çünkü siz gene gideceksiniz bir erkeğe bakın bu mesaj beni rahatsız ediyor diyeceksiniz. O dümdüz erkek mantığı olduğu için o da başkalarına yaptığı için rahatsız olmayacak ondan. Evet evet, ya ben reklam ajansında çalışırken kas direktörlerinden bir tanesi bir mail atıyor bana ve yabancı kas arıyoruz ve işte belirli bir paraya anlaşmaya çalışıyorum falan. Mailde yalnızca mail fotoğrafından beni gören adam bana şey diyor, X kişi bilmem ne kadarı olur ama benimle bir akşam yemeği yersen hani oraya gelmeyi planlıyorum falan diyor. Siz bunu üst yöneticiye gidip söylediğinizde elim ayağım titremişti, çok daha küçüktüm yani hani ilk yaşadığım tacizlerden biriydi sektörel anlamda. Şey diyor, olur öyle şey değil. Tabii tabii, ne var ki bunda hiç kötü herkesin şey başına geliyor. Üzerinde gitmemiz gereken nokta da bu ya. Normalleştiremeyiz. Normalleştirmemeliyiz lazım. Mesela bende de şey olmuştu. En bariz yaşadığım ve travmasını atlatamadığım şey üniversitede. Daha önceki çalıştığım vakıf üniversitesinde. Ne iş yaptığını bilemediğimiz ama her işi yapan birisi vardı. Bu adamın işte her... İşte üç kadından ikisiyle de ilişkisi vardı. Official ya da unofficial fark etmez. Bu üç kadından yani iki kadından bir tanesi benim çok yakın arkadaşım. Yani sadece üç kadınla birlikte değil bu arada. Oran veriyorum. Bir tanesi de benim çok yakın arkadaşımdı. Hani biliyorum ilişkilerini, her şeylerini biliyorum. Onların arası açıldı. Sonra bana işte mesaj atmaya başladı. Bir görüşelim. Bir bira içelim. Bir yemek yiyelim. Harika. Falan diye. Ben ama şey diye düşünmüyorum. Yani hani arkadaşımın eski sevgilisi yok artık falan diyordum ve bana en son şey dedi, benimle yemek yemediğin için seni kadroya almayacağım dedi mesela. Doktoram bitmiş, o üniversitenin çalışanı. Beni kadroya almadı bu arada, ben bayağı dava açacağım falan diye şikayet edince zorla aldı ve şey demişti, seni ilk fırsatta kovacağım. İlk fırsatta da beni kovdu. Acınacak, ağlanacak halimize gülmek temalı. Yani burada işte mesele şununla ilgili bir şey. Kadınların... Ne münasebet ya? Ben bak bayağı... Mesela bunu söylemeye yani. Cüret edememesi lazım. Evet evet, ne münasebet. Ama mesela şunu biliyorum. Aynı adamın bir tane gene meslektaşımı İzmir'den ve bir yerden arayıp gel sana burada kadro vereceğim ama... Ama ve o kızın... Amadan önce söylediğin hiçbir şeyin bir önemi yok. Evet, aynen öyle. Gerçekten. Yani o kadar rahatlar ki...
Çünkü biliyor ki şikayet ettiğinde hiçbir şeyle karşılaşmayacak. Evet, maalesef öyle. Yönetici kadrolarının oranları da çok düşük olduğu için kadın yöneticiler ve erkek yöneticiler. Evet, evet, kesinlikle öyle. Ya bunu nasıl kabul edilemez hale getirebiliriz? Yüksek sesle bağırarak. Yüksek sesle bu yaptığın mobbing bana bunu yapamazsın diye. Evet, ve birbirimize destek olmamız önemli. Yani sen burada bağırırken ben kafamı çevirirsem sen suçlu durumuna düşersin. Evet, doğru. Ve senin suçlu durumuna düştüğün bir noktada 3 gün sonra ben de aynı pozisyona düşeceğim. Abartıyorsun, abartmamalısına dönüyor mevzu zaten. Yok, abartmıyorum. Eğer orada rahatsız olduğun bir şey varsa o yanlıştır. Biz zaten çok şeyiz. Çok kanayan yerimiz ya. Gerçekten öyle. Yani böyle kadınlar olarak zaten olan biten şeyleri dışarıya çok rahat söyleyebilen insan değiliz. Çünkü ilk yastalanacak ve suçlanacak olan biziz. Mağduru suçlamak çok yaygındır ya bu topraklarda. Ben mağdur olarak suçlanmaya göze almışım ve bir şey anlatıyorum. Karşımdaki de diyor ki ama o sen abartıyorsun. Abartmıyorum ya. Hayır, abartmıyorum. Sen bana bunu yapamazsın çünkü. Yani abartacaksam da bunun üzerine abartacağım. Ama minimum seviyesi zaten kabul edilebilir bir şey değil. Cinsiyetinden dolayı zaten direkt olarak şey yapıyorlar seni. Deneyimsiz görüyor mesela. Benim başıma gelen olaylardan bir tanesi de şuydu. Ben kadrolu çalışıyordum o şirkette. Benim bir stajyerim vardı ve erkekti ve sakalı vardı. Bir müşteriyle ikimiz birden toplantıya girdik ve müşteri dönüp ona anlattı. Böyle böyle bir şey istiyoruz diye. Dedim ki hayır, bir dakika, yetkili benim, buyurun bana anlatın. Yani. Aa öyle mi? Aa öyle, evet. Evet, aa öyle gerçekten. Aa öyle. Bu nasıl aşabileceğimiz, bunu aşabileceğimiz yöntem belli aslında. Reçetesi 100 yıl evvel yazıldı. O reçeteyi kullansaydık şimdi başka bir yerde olacaktık. Dayanışacağız, birbirimize destek olacağız ve yüksek sesle bu yanlıştır diyeceğiz. Benim bildiğim yöntem bu yani en azından. 8 Mart'ta gece yürüyüşlerine. Gece yürüyüşlerine katılacağız. 8 Mart'ta gece yürüyüşlerine katılacak mıyız? Evet, gece yürüyüşüne katılacağız. Kimseyi yalnız bırakmayacağız. Kimse de bizi yalnız bırakmasın. Kesinlikle. 8 Mart videosu biraz iç karartıcı oldu. Çünkü hiçbir zaman iç açıcı bir noktaya gelemedik. Çünkü biz 8 Mart'ı böyle şarkılar söyleyerek kutlayabilecek düzeyde değiliz. Bir tane kadın bile mobbinge maruz kaldığında, tacize maruz kaldığında, fiziksel de psikolojik şiddete maruz kaldığı sürece biz hiçbir şey başardık, zafer sahibi olduk anlamına gelmiyor. Hiç mi iyi bir şey yok? Hiç mi iyi bir şey yok hakikaten? Var canım, olmaz olur mu? Yüzümüzü güldüren muhteşem kadınlar da var. Evet. Yani gerçekten mücadeleyi hem söylemsel hem kuramsal hem de pratik anlamda başka yerlerden gözlemiş muhteşem kadınlar var. Mesela ilk aklıma gelenlerden bir tanesi son olaylardan sonra Karsu. Evet. Karsu gerçekten çok müthiş bir kadın, çok güçlü bir kadın. Hatay'da birçok akrabasını, birçok tanıdığını kaybetmesine rağmen Hollanda'da düzenlemiş olduğu bağış konseri çok güzeldi. Yani gerçekten güzel bir dayanışma örneğiydi en azından. Ve bunu ne kadar nazikçe, zarifçe ve içten gelerek yaptı. Onun dışında ben hiç açıp bakmamıştım. İnanılmaz bir müzik kariyeri varmış. Evet, evet. Gerçekten wow dedirtti bana yani. Şey, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hollanda'daki elçiliğinin bursuyla gitmiş Amerika'ya. Ve inanılmaz konser salonlarında böyle tıklım tıklım konserler vermiş. Buna rağmen dünyanın en mütevazi, en zarif kadını ya. Çok tatlı. Çok seviyorum seni. Evet, çok fazla başarı öyküsü var ama haber olmayan, duyurulmayan, duyulmayan. Evet, mesela Buse Naz. Evet. Ya muhteşem. Daha evvel hiç alakamızın olmadığı, hani kadın olarak hiç düşünmediğimiz bir alanda bir boks. Hiç yani bu kadınlara yakıştır. Kadın incinir, dövüş falan. Kadın öyle miymiş? Gerçekten. Kadın çat diye madalyasını aldı. Koydu masaya. Ve hani ben bir baktım, 20'nin üzerinde falan madalyası var. Altın, 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 bronz, altın, 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 gümüş, böyle gidiyor. Evet, ya sinema tarafı geliyor benim mesela aklıma. Pelin Esmer var. Aa evet, ben bile biliyorum. Ceylan Özçelik var. Cadı Üçlemesi, çok güzel 3 film. Onun haricinde çok başarılı kadın yönetmenlerimiz var aslında. Oran olarak evet çok düşük, maalesef öyle. Ama var. Yani Focus Puller var mesela. Yani normalde kamera asistanlarına ve kamera ekibine kadın almak istemezler. Çünkü biyolojik olarak sizin taşıyabileceğiniz ekipmanla bir erkeğin taşıyabileceği ekipman aynı değil. Olamaz da zaten. Yani ben üniversite hayatım boyunca hayır ben de onun taşıdığını taşırım dediğim için skolyoz oldum. Öyle olmuyor. Maalesef biyolojik olarak olmuyor. Bunu yapmak için ciddi sporlar yapıp kaslarımızı güçlendirmemiz lazım. O bile belki işe yaramaz. Ya yani belki zaten şeyde doğru değildir. Yani bir erkeğin de o kadar ağır bir şey taşıması orta ve uzun vadede onda da değildir ama bekleniyor bizim sektörde genelde beklenir. Jimi operatörleri var ki jimi kullanmak çok ciddi kas gücü gerektiren bir şeydir. Bu alanlarda da erkek
olmalı, erkeğe uygun bir meslektir dediğimiz noktalarda da çok başarılı ve çok güçlü kadın karakterler var ama biz bunları bilmiyoruz çünkü gösterilmiyor. Evet, çünkü evet, hep asır altı ediliyor maalesef. Falan. Evet, o zaman videoyu kapatalım. Pekala ve ümit ediyorum ki bir sonraki 8 Mart'ta daha az şiddetten bahsedebileceğimiz bir 8 Mart olur. Umarım. O zaman Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Nice güzelliklere diyorum ben. Mücadeleye devam. Mücadeleye devam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yerinden oynar kadınlar.